Selam arkadaşlar. Bugün karşınıza farklı bir çekiç çalışmasıyla çıkıyoruz. Daha önce bamboo yaka çeket denilen kolu ribanalı, hafif ince bir yakası olan çeket tarzı bir şey çalışacağız. Ama biz bunu uzun çalışacağız, dize kadar ve büyük beden çalışacağız arkadaşlar. Ben önce şöyle söyleyeyim, büyük beden derken basenimizin toplamı 132 santim arkadaşlar. Bunu yol göstermek için anlatıyorum ben size. Üst bedenimizin toplamı 120 santim, belimizin kalınlığı toplam 112 santim. Yani büyük beden dediğimiz bir çalışma olacak. Ben hemen kesimine geçiyorum arkadaşlar. Kumaşımız bu sene moda olan kumaşlardan güzel bir kumaş. Hemen kenarını bana doğru çeviriyorum. Önden bir fermuarlı çalışma yapacağız. Kollarını ribanalı yapacağız. Düz cetvelimi aldım. İlk önce fermuar takacağım bölgeyi 1,5 santimden aşağıya doğru çiziyorum arkadaşlar. Burada kol oyuntusunda biraz fazla duracağım. Sizin istekleriniz doğrultusunda. 1,5 santimi çizdikten sonra arkadaşlar 9 santim oyuntu veriyorum. Alta doğru da 8,5 santim oyuntu veriyorum ve yakamı çiziyorum. Buraya yaka yerleştireceğiz arkadaşlar. Ribana dediğimiz kumaştan yaka çalışacağız. Omuzumuzu çiziyorum. Gene dediğim gibi omuzun bitim yeri ortalama 3,5-4 santim. Direkt boyumuza bakıyorum arkadaşlar. 97. Uzun bir çalışma yapacağız. Dikiş payı düşüyorum 1 santim. Ve direkt 97'yi çiziyorum arkadaşlar. 3 santimde pay veriyorum altına. Büyük beden çalışma yapacağım için normalde bugüne kadar hep küçük beden çalıştım. 23-24 düştüm beden düşüklüğünü. Bunda 27 santim düşüyorum arkadaşlar. Boyunu çiziyorum. Burada daha önce yapmadığımız videolarda bir şey daha yapıyoruz. Baseni buluyoruz arkadaşlar. Ortalama basen düşüklüğü 60-65 civarı. Onu da çiziyoruz. Çünkü baseni de kontrol edeceğiz. Bu da basenimizin geleceği yer. Direkt bedenimize geliyoruz arkadaşlar. Bedenimiz 60 dedik, 120. Yarıya bölüyoruz, 60 oluyor. Biz 60'ın üzerine 5 santim koyuyoruz. Direkt 65 üzerinden kesim yapıyoruz. Çeket olduğu için rahat bir çeket. Direkt 65, 32,5, 2 santim pay verdim arkadaşlar. Basene bakıyorum. Basenimiz 132, yarısı 66 ediyor. 66'yı çiziyorum arkadaşlar. Yarısı 33, 2 santimle dikiş payı veriyorum. Direkt basenimizi kurtardık. Yani rahat bir şekilde kesim yapacağız. Aşağıya doğru da hafif çan çalışırız arkadaşlar. Büyük beden olduğu için çok bel oyuntusu yapmamıza gerek yok. Omuzumuza bakıyorum. Omuz ölçümüz 15 santim arkadaşlar. Yarım santim dikiş payını düşüyorum. Direkt 15'i çiziyorum. Ve 1 santim dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Gene aynı şekilde kavadra cetvelimi kullanıyorum. Burada kol takımımız arkadaşlar hemen hemen 30 santimi bulacak. Daha önceleri 24-25 santimdi. Gene ölçüyorum. Evet. Kol takımım 29 santim oldu arkadaşlar. Ön bedenimiz çizildi. Hazır. Hemen kesiyorum. Hep küçük beden çalıştığımız söyleniyor yorumlarda. O yüzden ben büyük beden çalışması yapayım dedim size arkadaşlar.
Dilerseniz boyunu biraz daha kısa tutup altına gene ribana çalışabilirsiniz. Kumaşı çeviriyorum arkadaşlar. Başta çizdiğim 1,5 santimi direkt kumaşımızın kenarına veriyorum. 1,5 santimi arttırıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1,5 santimi direkt arttırıyorum buradan. Direkt arka ortamıza koydum. Her zaman yaptığım gibi arka omuza yine 3 santim veriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. 3 santim. Ön yaka oyuntusunu çizdiğim yerin karşısından yine yukarıya doğru çiziyorum. Ve arka oyuntuyu çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Şunu da size anlatayım. Omuzu 3 santim çizdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 santim çizdim. Çizimin bittiği yerden düz bir çizgi çekiyorum. Düz bir çizgi çektiğim yerden 3,5 santim düşüyorum ve arka oyuntuyu çiziyorum. Bunun da neti bu arkadaşlar. 3,5 santim. Sonra geldim, omuzun netini ölçtüm. 17 çıktı. Omuzumuz normalde 15'te, dikiş paylarıyla 17 çıktı. Aynı 17'yi şuraya veriyorum arkadaşlar. Robo ölçümüze bakıyorum. Arka robo ölçümüz alınmamış sanki ama önemli değil. Ortalama çıkar 48 civarı. 24 ve 1 santim dikiş payı verdik. Direkt çıktı kol oyuntusu. Hemen arkasını kesiyorum ben arkadaşlar. Biz bunun önünü fermuarlı çalışacağız yakaya kadar. Fermuar takarken direkt aşağıdan başlamayacağız. Ortalama bir 20 santim bir yırtmaç bırakıp başlayacağız. Daha rahat çalışması için. Şöyle yapıyorum. Direkt kumaşı kaldırmadan direkt ön pervazı kesiyorum arkadaşlar. Peşinen kesiyorum. Bir daha uğraşmamak için. Fermuar takacağım pervazı 1 santim fazladan kesiyorum. Çünkü ben bunu teralayacağım. Teraladıktan sonra net bir kesim yapacağım. 0 kesim yapmadım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1'er santim fazladan kestim ben. Telalamayı yaptıktan sonra onun netini keseceğim. Bu bizim ön pervazımız arkadaşlar. Bu da arka. Hemen kolu ölçelim. Kol takımımız kaç olmuş diye. Bakıyorum. 30 santim. Direkt kolu 4 parça yaptım. Otuz santim bir kol takımında ortalama baldır genişliğimiz arkadaşlar 23-24 olması lazım. Ona bakıyoruz. Direkt 24'ten katlamışım arkadaşlar. 12 santim düşüyorum gene aynı şekilde. Ve kolumu çiziyorum. Kol takımını ölçüyorum arkadaşlar. 29. Tamam. Kol boyuna bakıyoruz. Basit 55 kol demişiz. Evet. Kolumuzu direkt 55 olarak çiziyorum.
Pay vermiyorum çünkü kol ucuna ribana takacağım. 14 santim bir genişlik veriyorum. Ribana takarken çok büzüşmesin diye. Ve kolumu çizdim arkadaşlar. Verdim. Bir santim dikiş payını da veriyorum. Onu söylemeyi unuttum ben size. Yine söyleyeyim sizi yanıltmasın arkadaşlar. 14'ü verdikten sonra bir santim dikiş payı verdim arkadaşlar. Kolumuzun ortasını buluyorum. Ortasını bulduktan sonra kolun önünden bir santim bir oyuntu atıyorum arkadaşlar. Kolun önü arkaya göre daha oyuntulu olur. Bunu da çiziyorum. Bunu olduğu için işaretliyorum. Kol takımı yaparken hata yapmamak için. Bu da tamam. Kumaşımızı kaldıralım. Siyah ribana yağlayayım ben arkadaşlar. Pervazımız tamam. Kolumuz tamam. Şimdi kola bir bana çalışması yapacağım. Onu göstereyim size. Yani ortalama kol azı 11 santim olsa yeterlidir arkadaşlar. Ribana esnek çünkü. Çok esnek bir kumaş. 7 santim 14'ten de kessek neti 6 santime gelir. Yani parçalarını da keseyim. Onları da görün arkadaşlar. Ribanamız da tamam. Ribanayı tam ortadan vuruyoruz arkadaşlar. Toplu iğnemiz var mı burada? Ribanayı tam ortadan birleştiriyoruz. Ortadan diktik vurduktan sonra iki dikişe üst üste getirip gene böyle vuruyoruz arkadaşlar. Sonra çeviriyoruz. Çevirdiğimiz zaman şöyle çok güzel bir gizli ribana çıkar karşımıza ve bunu kola takıyoruz arkadaşlar. Ribanamızın ölçüsünü bir daha söyleyeyim size. Açılmış net halini söyleyeyim dikişsiz. 25'ten kestik arkadaşlar. Ende 15'ten kestik. Şöyle bir ribana çıkar karşımıza, kola takarız. Bir de yaka takacağız. Yakanın ucunu ölçüyoruz. Direkt fermuar takım yeri 1,5 santim demiştik. Onu ölçüden saymıyoruz. Onun çizgiden başlıyoruz. 15 dikiş payında düşüyoruz arkadaşlar. 15, 30, 10, 20 yani 50 santimlik bir yaka keseceğiz arkadaşlar. 50 santimlik yaka kesmek için biz bunu 40 santimden kestik mi 50'yi çok güzel şekilde toplar arkadaşlar. Evet. 4 santimlik bir yaka yapsak. Evet, yakamız da bu arkadaşlar. Bitimi yakamızın arkası 3,5-4 santim olacak. Ama öne doğru 0 bir yaka çıkacak arkadaşlar. Direkt şuradan 0'dan başlayacak yaka ve 4 santimden dönecek. Yakamız da kesildi. Kısmet olursa dikimini de gösteririz arkadaşlar.